Peşinden iki yalan haber de i̇ki servis ediyorlar. İki tane yalan haber edildi. edildi. Böylece sanki irtica ile ilgili verilen haber flülaştırıldı. Sanki o da yalanmış gibi toplumda bir algı yayıldı. Hı. Ve aslında onun gerçekliği ortadan kaldırılmış oldu. Tartışılmadı. Buna biz yurtseverlerin düşmemesi lazım. Tamam bu soru. çok önemli dediğiniz. Tabii. Çünkü İkincisi, bunun üzerinden evet. şu söylemi yapıyorlar. Evet. Ya hep yalanlar üzerinden evet. şey yapıyorlar. Yani o bir evet. anlamda şey olarak atılmış. Yem olarak, yem atılmış, olarak atılmış diğer atılır. ikisi. Bizlerin yememesi lazım. Hı. Yani bu tarafta olan bu FETÖ taktikleri şeklinde gelişen geçmişten çok iyi bildiğimiz izlediğimiz noktalarda uyanık olmamız gerekiyor. İkincisi ne? Bir takkeli amiral çıktı değil mi? Evet. Sarıklı takkeli amiral. Arkadaşlar bunu nereden kimin servis ettiğini biliyor muyuz? bilmiyoruz. O zaman nedir? Ben haberci değilim. Gene bunu e, Sayın Yılmaz Öz ile dayalı olarak söylüyorum. Ne diyor? Eğer bir haber bir yerden senin eline geliyorsa kuşkulanman lazım. Sen eğer onu tesadüfen buluyorsan evet bu haber olabilir. Ama senin eline veriliyorsa bu haber kuşkulanacaksın. Bu bir haber o tarihlerde aslında elimize verilen haber. Bu noktada bizim deniz kuvvetlerimizdeki subayların, emekli amirallerimizin en önemli konular olan bu iki hususta endişeleneceği, ve bu noktada bir araya gelecekleri de bir yerlerde tahminlerde yürütüldüğünü düşünürüm ben. Neden düşünürüm? Çünkü Montrö bu ülkenin kalbi, takgili ve şey e, haberi 15 Temmuz'u bir daha yaşayacak mı diye bu kafalar, vatansever insanlar oturup tartışırlar, konuşurlar. Şuraya gelmek istiyorum. Ve bu arada bu basın duyurusu patlıyor ve bununla ilgili bir şey yapılıyor. Bakın, e, bunların arka arkaya gelişinin temelde bir sebebi var. Bir Geçmişte olduğu gibi yaşanan Özgür Özen'in söylediğinden, Sayın Kaftancıoğlu'nun söylediğinden, İlker Başbuğ'un kitabından ya, çıkartılan bir darbe uydurmaları var ve bu şekilde gelebilen bir süreç var. Kendi yaşadığımı kısaca anlatacağım, o da şu. Ben televizyondayım bir kanalda ve Anayasa Mahkemesi, Türkiye tarihinde olmayacak şekilde bir yargı mahkemesi, bir Türk mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya göre zorunlu olan, ee, şeyini kararını uygulamadı. Kıyametin kopması lazım gereken gün de o gün. Bakın 14 Ekim 2020 yanılmıyorsam. O gün televizyondayız. Ben bunu anlatıyorum. Vahmetini anlatmaya çalışıyorum. Bir anda bir haber geldi. Anayasa Mahkemesi ışıkları yanıyor. Moderatör döndü bana. Dedi ki Anayasa Mahkemesi darbe mi yapmaya çalışıyor Ruşen Bey? Bir anda konuşmaya başladık. Bakın şuraya gidiyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayan Yerel mahkemenin asıl bahim olan olayı unutuldu. Ay bir de o mahkemeye o mahkemeye adeta darbeci Fırça atan, fırça atan İçişleri tabii. Bakanının olduğu unutuldu. Unutuldu. Hmm. Ve o anda ışıklar yanıyor diye ya bir tane Anayasa Mahkemesi üyesinden bahsediyoruz. Ne yapabilir. O gün ışıklar adam da anlattı dedi ki yani çalışıyoruz hala. Yani biz görevimizin başındayız anlamında. Ne olursa olsun bunun köpürtülmesi bana aklıma getirdiği şey şu oldu. Birileri bir yerlerden bir şeyleri servis ediyorlar ve bizim esas konuyu tartışmamızı ortadan kaldırıp verilen, servis edilen haberler üzerinden hatta bizlerin de manipüle edilmesine gayret ediyorlar ki gerçek haberler flu kalsın. Son nokta şu, çok önemli diye düşünüyorum. Bunu bir daha vurgulayacağım. Türk Yargıç ve Cumhuriyet Savcıları bilmektedir ki gözaltı kararı ifade almak üzere alınır. Bir insan gözaltına alıp delil toplamak orta çağ hukukunda olur. Bir insanı ben de görev yaptım. Bir insanla ilgili bir soruşturma başlattığımda gözaltı kararı ne zaman verim biliyor musunuz? %99.9 tutuklamaya sevk edeceksen veririm. Eğer bunun haricinde sevk etmeyeceksen sizi gözaltına alıp aleyhinize olan delilleri toplamak hukuk sistemini koruduğu bir şey değildir. Yöntem değildir. Dolayısıyla ilk gözaltılar hukuksuzluğu onlar gözaltına alındılar. 8 gün hürriyetleri hukuka aykırı olarak ortadan kaldırıldı. Ve onları dijital belgelerde ve cep telefonuna el konularak delil toplanmaya çalıştı. Böyle bir yöntem yok. Yapılacak şeyin doğrusu ikincide olmuştur. İkinci de gözaltı kararı verilmemiş. Verilmemeliydi zaten. Sadece dijital belge ve cep telefonuna el koyulmuştur. Eğer buradan bir delil çıkarsa Cumhuriyet Savcıları bu insanlara Gözaltı kararı verebilir, sonucunun tutuklama gibi bir sonuçla olması lazım. Peki. Bu anlamda da şunu söylemem lazım. En son açıkçası tutuklama gerektiren noktada adli kontrol kararı verilir. Yani bir adli kontrol kararı verildiğinde ha, Türk halkı bilsin ki tutuklamaya yeter sebep vardır. Bu emekli amirallere hakkında herkese soruyorum. Tutuklamaya yeter ne sebep buldunuz da adli kontrolle? Hele bir de adli kontrol kararında da olmayan kelepçe gibi bir uygulamayı bu amirallere... E, reva gördünüz. Kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu da vurgulamak istiyorum. Alper Taş? Şimdi ben biraz şöyle ele almak istiyorum. Tabii Celal Hocam işte Barış Arkadaş, Rüşem Hocam'ın söylediklerini ben anlıyorum ama mesele biraz kumpas üzerinde gitti mi şöyle bir noktaya kayıyor. Yani amiraller kumpasa getirildi. Yani bir oyuna getirildi. Yani onların e, dile getirdiği bildirinin e, arka planı ve gerçekliği ortadan kayboluyor. Yani aslında Son derece demokratik bir hakkı kullanıyorlar. Emekli askerler. Yani emekli olmasalar yaptıklarını... Kamu darbeşi... gücü arkalarında olsa. Evet. Yani diyebilirsin tamam doğrudur soruşturma filan, sivil iktidara filan. Bunlar anlaşılır, konuşulur, tartışılır. Ama bunlar emekli. Yani herkesin siyaset yapması için partiye girmesi gerekmiyor. Bir siyasi parti üyesi olması gerekmiyor. Yani sonuç itibariyle siyaset yapmak çok geniş bir kavram. İlle parti gerekmiyor her alanda, her zeminde siyaset yapılır. En temel özgürlük. Evet. Ya bu herkesin hakkıdır. Emekli askerlerinde parti üyesi olmadan ki bir kısmı parti üyesi, CHP üyesiymiş filan öğrendiğimize göre ama parti üyesi olmaksızın da düşüncelerini ortak kamuya açıklayabilirler. Yani sonuç için. Onların değil. yakınları. Çok az bir evet. kısmının yakını. Yok efendim şey, yani akrabalık bağlarını şimdi unuttum da yakınlarının CHP'ye üye olduğuna dair i̇şte başkomutan... o işte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ben sabaha kadar şimdi ayaktayım demişti değil mi Barış? Evet, 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 tamam Daha sonra medyada bunlar yayınlandı mı? Yayınlandı. Bu büyük bir skandal mı? Bu mıydı? da yasaya aykırı tabii. Büyük Kesinlikle. bir skandaldı. Daha. Özür diledi ilgili yayınlayan kuruluş ama yayınladılar sonuçta evet. Ya, ya daha 15 15 Temmuz 2016 darbesinde cemaatle iç de ortaklardı. Bir kısmı zaten Cemaat'ın önemli bir kısmı zaten AKP üyesiydi. Yani sonuç itibariyle baktığında şimdi hani CHP üyelerinden hareketle ki ortada bir darbe filan, girişimi filan da yok. Emekli askerler görüş bildiriyor. Bir anayasal hakkı, bir demokratik hak kullanıyorlar. Efendim ya niye gece yayınladılar filan? Ya diyelim gündüz yayınlasalar ne olacaktı şimdi? Aynı yaygara devam etmeyecek. Niye, niye öğleden önce e, Niye filan, niye yaptınız filan? Aynı eleştiri filan gelecekti. Sonuç itibariyle buradan bir e, açıklama var. Bu açıklama usulden eleştiriliyor. İşte emekli askerler yapamaz. Hayır, hakkıdır yapar. Peki içeriğinde ne var yani? Amelalıların açıklaması içeriğinde ne var? Şimdi bakıyorsun içeriye anti-NATO'cu, anti ve anti-darbeci baktığında. Çünkü diyor ki o AKP e, yandaşları, işte beka meselesinden hareketle risk ve tehditlerle kalacaktı ülkemizi sanki AKP'ye bir tehditmiş gibi yorumluyor. Aslında tespit e, orada e, tehdit yok. Durum tespiti var. Ya kardeşim siz böyle devam ederseniz yani bu takkeli amiraller bu ordu da bu süreci izlerse 15 Temmuz'u yaşadığımızın bir benzeriyle ülkemiz karşı karşıya kalabilir diyorlar. Pekala biz 15 Temmuz'da ne ders alacağız o zaman? Alamamız gereken en önemli ders laikliğin tasfiye edilmesidir. Laikliği tasfiye ederseniz her alanda işte bu tür durumlarla 15 Temmuz 2016 ile karşı karşıya kalırsınız. Siz buradan hiçbir ders çıkarmamışsınız. O kötü cemaat gitti benim iyi cemaatim. Gelsin yerlesin. Amiraller de diyor ki böyle olmaz diyor. Emekli amiraller pardon böyle bir demeç içerisinde. Ya başka bir nokta ne? Çok önemli bir nokta. Montro meselesinin ne kadar önemli olduğu barış açısından ülkemizin risklerle ve tehditlerle karşı karşıya kalmaması açısından bu bildirinin ne kadar anlamlı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü şundan dolayı ortaya çıkıyor, şundan dolayı ortaya çıkıyor. Bunun arka planına bakmak lazım. Burada büyük bir kavga var dünya çapında. Atlantikçiler, Avrasyacılar. Bu yeni başlamadı ordu içerisinde. Tüncel Kılıç Kılıç pardon. Hı. Ne dedi? Yani bir dünya kuruluyor artık NATO bize yanıt vermiyor biz Avrasya adına yönelmemiz lazım. ve Ergenekon operasyonları başladı. Öyle devam etti. Ordu içerisinde bir tasfiye süreci, bürokraside bir tasfiye süreci, yargıda yeni bir sisteme uyum, yeni rejime ordu da yapılandırıldı. Şimdi bakın, bugünkü AKP rejimi Montreux'u bir engel olarak görüyor. Lozan'ı da bir engel olarak görüyor. Montreux'u tartıştırıyor. Bize ne faydası getirmiştir, getirmemiştir bunu bir tartışalım diyor. Niye diyor? Çünkü artık AKP'nin dayandığı sermaye, tekelci sermaye, Artık pazarlara, diş pazarlara ulaşmak istiyor. Diş pazarları sömürmek istiyor. AKP ile Türkiye yayılmacı bir siyasetin içerisine girmiş vaziyette. Ordu da bu eksende yeniden oluşturulmuş vaziyette, yeniden yapılandırılmış vaziyette. Ve doğal olarak önümüzdeki dönemde Atlantikçi Avrasyacılar kavgasında aslında bu emekli amiraller bildirisine verilen bu sert imaj aynı zamanda Amerika'ya da bir mesaj veriliyor. Deniliyor ki, deniliyor ki bakın Montreux'a karşı çıkanlara karşı biz kılıcımızı çekiyoruz. Aslında Montreux ABD ile bir pazarlık meselesi haline dönüştürülmüş vaziyette ve AKP yayılmacı bir siyaset açısından Cumhuriyet'in o kazanımlarını kendisi onun önünde bir engel olarak görüyor. Buradan bakmak lazım. Buradan bakıldığında kavganın bir arka planı var. Kavganın çok büyük bir diş politik arka planı var. Amiraller bu arka plandan hareketle bir şey yazdıklarını, bu arka boyutuyla meseleyi değerlendirebildiklerini zannetmiyorum. Ama meselenin tam da ee, boğazlardan Amerikan e, savaş gemilerinin geçişinin Donbas meselesinin konuşulduğu bir konjöktürde Montreux'un ne kadar bizler açısından, bölge açısından, halklar açısından ne kadar önemli bir kazanım olduğunun, bir barış güvencesi olduğunun altını ısrarla çizmek, ya bu bunlara bu emekli amirallere demek lazım ki güzel, helal olsun, bunun arkasında durmak lazım çünkü bu hepimizin geleceği açısından önemli. Ben bunu bir sosyalist olarak söylüyorum. Yani emekli e, demeyelim de darbelerden, askerlerden çok çekmiş bir kuşağın, e, bir e, bugünkü temsilcisi olarak söylüyorum. Darbelerden çok çekti Türkiye solu, sosyalist hareketli, sosyalist devrimci hareketleri. Sonuç olarak buradan baktığımızda meselenin bu önemli boyutunun e, ele alınması gerekiyor, kavranılması gerekiyor. ABD'nin buradaki pardon, AKP'nin buradaki Amerikancılığının altını çizmek gerekiyor. Amerika'yla yeniden bir sözleşme, yeniden bir mukavele yapma iradesinin ve bunun zemini içerisinde amirallerin bildirisini bir siyasi kart olarak kullandıklarını düşünüyorum. Çok da söyleyecek laf var ama burada kapatayım. O kadar söz <laughs> devam ettirmeyelim. Vallahi gayet iyi çok güzel anlattı. evet, iyi anlattınız. anlattınız. Atlar, Ondan çıkalım. sonra yani mesele çok daha derin ve çok daha geniş bir perspektiften şimdi Melda Onur yakın zamanda bir demokrasi e, konferansında yer aldı. Olucaz. Evet o da e, önemli. Onunla bu gündem arasında bir bağlantı da kuracak birazdan. E, çok kısa bir aradan sonra. Ama bu arada yeniden hatırlatalım. Az önce duyurduğumuz haberi. E, Torbalı Belediye Başkanı, CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti. E, işte e, CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun, Sosyal medya sahip üzerinden bir açıklama yaptı. Seni unutmayacağız başkan. Çok üzgünüm torbalı belediye başkanımız Hı. Ramazan İsmail Uygur'u kaybettik. Acımız büyük. Başımız sağ olsun. Işıklar içinde uyu ifadesini kullandığı Seyit Torun. Ee, Sen hepimiz adına başsağlığı evet, dilediğin evet. için Işıklar biz tek tek ulusun. şey yapmadık. Evet. Yakınlarına sabır diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz başka bir bilgi olursa da yine paylaşacağız. Bu kısa reklam değil mi arkadaşlar? Hı? Öyle mi? Tamam. Eee sayın seyirciler 4 dakika sonra